Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine güzel, kolay, çok kolay bir motif. Aliza Diva ile örüyorum. Bluz örmek isteyen bir arkadaş için yapıyorum bunu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi şöyle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine giriyoruz, birleştiriyoruz. Buradan 3 tane zincir çekip halkanın içine giriyoruz ve 2 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanları üçlü trabzan olarak yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı halkaya batıyoruz ve 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 3 tane zincir. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 zincir. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Böyle küçük bir kare oluşturuyoruz ortada. Ve 3 zincir çekiyoruz. İlk yaptığımız zincirin tepesine birleştiriyoruz. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve 1, 2 diyorum. Yani son trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Şimdi boşluğa batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımı doladım. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. Buralar köşeler olacak. 2 zincir. Hemen ilk trabzanın üzerine tekrar bir trabzan. Komple böyle boşluk olarak dolanacağız bu sırayı. 2 zincir. Son trabzanın üzerine bir trabzan. 2 zincir. Şimdi köşe boşluğunun içine bir tane trabzan, 3 tane zincir, tekrar bir trabzan daha. 2 zincir, ilk trabzanın üzerine bir trabzan. Evet, ikinci köşeyi de yapmış olduk bu şekilde. Yine 2 zincir, sondaki trabzanın üzerine batıyorum bir tane trabzan. 2 zincir, köşeye geldik. Bir trabzan, 3 tane zincir, tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir, trabzanın üzerine bir tane, tekrar 2 zincir, sondaki trabzanın üzerine yine bir tane trabzan. 2 zincir, köşeye boşluğa giriyoruz. Bir trabzan, 3 tane zincir, tekrar bir trabzan daha. Evet, şimdi 2 zincir çekerek burada 5 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, buradan yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ve önümüzdeki ilk boşluğa dolgu yapacağız. Boşluğun içine batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, sonra trabzanın tepesine batıyoruz. 3, zincirle birlikte 4 tane trabzan yapmış olduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki trabzanın üzerine geliyoruz. Trabzanın üzerine batarak yine bir tane trabzan yaptık. Şimdi köşeye geldiğimizde, pardon, şöyle zincir yok. Köşeye, boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şunun üzerine yaptığımızla beraber yine bir dolgu yapmış olduk. Yani 4 tane trabzanımız olmuş oldu. Burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Boşluğa batarak 2, 3. Bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyoruz.
4'e tamamlıyoruz. Şimdi bu sırada bir boşluk, bir dolgu şeklinde gidiyor. 2 zincir çektim. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Buraya dolgu yapıyorum. Dolgu yapıyorum dediğim yerde boşluğun içine 2 tane yapıyoruz. Şu boşluğu oluştururken de zaten bir trabzanımızı yapmış oluyoruz. 3 oldu onunla beraber. Trabzanın tepesine tekrar batıyoruz. 4. 2 zincir. Sıradaki trabzanımıza batıyoruz. Bir trabzan. Şimdi boşluğu oluşturmuş olduk. Şimdi köşenin içine 3 tane daha yapıyorum. Dörde tamamlamış oldum kenardakiyle. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane daha yapıyoruz. Bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. Evet, bu köşeyi de bu şekilde döndük. Şimdi 2 tane zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine 1 tane trabzan. Evet, buraya yine bir dolgumuz var. Diğer köşeleri de aynı burada döndüğümüz gibi dönüyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz şimdi. Evet, diğer köşeyi de tamamladım. Geldim başlangıç noktasına. 2 tane yine zincirimi çekiyorum. Buradan da 3. zincirin tepesine batarak birleştiriyorum. Şimdi yine bir sıra daha burada yaptığımız gibi boşluk yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Sondaki trabzanın üzerine bir trabzan. 2 zincir, bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan daha. 2 zincir. Şimdi köşedeki son trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan. Tekrar 2 zincir. Evet, köşeye geldiğimizde 2 defa buraya trabzan yapıyoruz. Birinciyi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa bir kez daha batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi yine 2 zincir ve ilk trabzanın üzerine tekrar bir tane daha. Bu şekilde köşeyi dönmüş olduk. 2 zincir. Tekrar. Dolgularda bir baştakine bir sondakine batıyorum. Bu şekilde komple boşluk yaparak dolanacağız. Son trabzana geldim. 2 tane zincir. Tekrar boşluğa batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Burada 2 zincir çekip hemen buraya atlamayalım. Bakın, ilk trabzanın üzerine batıyoruz. Sonra 2 tane zincir çekip sonraki trabzana batıyoruz. Evet. Bu sıramızda bu şekilde tekrar dolanalım, başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Yine başlangıç noktasına kadar geldim şimdi. Evet, 2 tane zincir çekerek birleştiriyoruz. Yine 3. zincire batıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi bu model İstediğiniz büyüklükte yapılabilir arkadaşlar. Sürekli bu şekilde bir sıra dolgu sırası yapıyoruz. Bir sıra böyle boşlukları yapıyoruz. Köşelerden artırıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra yaptım ben. 5. sırada bitiriyorum ve motifleri birleştirmeye geçiyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. Bu sıra dolgu sıramız. Bakın, bu dolgularda hep üst üste gelecek. Buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanın üstüne de batıyoruz. 4. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine geliyorum. Bir tane boşluk yapıyorum. Buraya yine bir dolgu yapıyorum. 1 2 3 Bakın, bu da bunun üstüne geldi. Her sıra
büyüttüğümüzde ondan bahsediyorum. Her sırada dönüşlerde birer tane bu dolgular artacak ve hepsi üst üste gelecek. Eğer daha büyük motif yapmak isterseniz. Yine iki zincir yapıyoruz. Şimdi köşeye geliyoruz. İlk trabzana batıyorum. Boşluğu oluşturmuş oluyorum. Yine boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Boşluğu oluştururken yaptığımla beraber 4 oluyor. 3 tane zincir tekrar. 1 2 3 Trabzanın tepesine batıyoruz. 4 2 zincir sıradaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bakın alttaki köşemizin üstü burası. Buraya da yine bir dolgu yapıyoruz. Bir boşluk, bir dolgu olacak. Şimdi 2 zincir bir dolgu yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde diğer köşeye kadar gelelim. Orayı da dönelim. Bu son sırayı yaparken diğer motiflerden birleştireceğiz. Şimdi tamamlayalım motifi. Evet, 4 oldu. 2 zincir. Köşeye geliyoruz. 1 Boşluğa battım. 2 Tekrar boşluğa batıyoruz. 3 4 3 tane zincir. Aynı şekilde yine aynı boşluğa önce 3 tane yapıyoruz. Bir tane de trabzanın üzerine batarak yapıyoruz. Evet. Şimdi yine 2 zincir devam ediyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet. Geldim. Diğer köşeleri de tamamladım. Başlangıç noktasına kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi burada bitiriyorum ben. 2 tane zincir çektim. Buradan birleştiriyorum. Dediğim gibi eğer daha büyük bir motif yapmak isterseniz aynı alt sıralarda tekrar ettiğimiz gibi örebilirsiniz. Şimdi bunun üzerine boşluk yapıp tekrar dolgu yapabilirsiniz. Şimdi burada ipimizi keselim. Birleştirmeleri de bu aralarda çektiğimiz 2 tane zincir boşluklarından yapıyoruz. Şimdi bir motif daha yapacağım. Birleştirmeleri göstereceğim. Şöyle gizleyelim bunları sonra. Evet, şimdi bir motif daha tamamlayalım. Evet. Bir motif daha aynı şekilde ördüm. Bakın son iki kenarı da yaptım. Burada tek kenardan birleştireceğimiz için burada bıraktım. Hemen köşeyi önce ilk kenarını yapalım. 1 2 3 4 Evet, 4 trabzanımızı yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Köşelerden, köşe boşluklarından birleştiriyoruz. Motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyorum. Buradaki boşluğa girdim. 2 ilmeği birden aldım. Bir tane de zincir çektim. Dönüyorum. Örmeye devam ediyorum şimdi buraya. Önce 3 tane trabzanı boşluğun içine batarak yapıyoruz. Bir tane şimdi trabzanın tepesine batıyoruz. Evet. 2 zincir çekip buraya normalde kutuyu oluşturuyorduk. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Arkadaki, burayı birleştirdik. Sıradaki boşluk burası. Buraya giriyorum. Birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sıradaki trabzanın üzerine trabzanımı yaptım. Dolgu yapıyorum şimdi buraya. 2 tane boşluğa. Bir tane trabzan üzerine. Her boşluk yapışımızda bir zincir çekiyoruz. Arkaya dönüyoruz. Boşluğun içine girdik. 2 ilmeği birlikte aldık. Tekrar bir zincir.
dönüyoruz. Örmeye devam ediyoruz şimdi. 1 2 3 4 Bir zincir çekiyoruz. Arkaya dönüyoruz. Sıradaki boşluğun içine tığımızı geçirdik. İlmeğimizi aldık. İki ilmeği birlikte çektik. Tekrar bir zincir çektik. Dönüyoruz tekrar. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. 1 2 3 4 Dolgu yaptık. Bir zincir. Tekrar arkayı çevirdim. İki ilmeği çektim. Bir zincir. Döndüm. Şimdi köşeye geldik. İlk trabzanı yapıyoruz. 2 boşluğa, köşe boşluğuna 3 ve 4. Evet. Bir zincir. Dönüyoruz. Köşe boşluğun içine giriyoruz. 2 ilmeği alıp tekrar bir zincir çekiyoruz ve köşenin içine tekrar girdim. 2 Evet. Üçüncüyü de yaptık. Şimdi 4 2 zincir çekiyoruz. Tekrar son dolgumuzu yapıyoruz. 2 zincir ve yine ilk trabzanın tepesine girerek birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen 3 ve 4. motifleri de şöyle birleştirelim. Evet, 2 tane daha ördüm arkadaşlar. Şöyle bakın. O ikisini beraber birleştirmiştik. Bunu da yaptım. Şimdi tekrar birleştireceğim. Köşeye geldim. Bu motifin de son sırasına başladım. Bir zincir çektim. Önce buradan birleştirelim. Örelim. Sonra buraya da birleştireyim. 4 parçayı birbirine eklemiş olayım. Geliyorum bakın. Köşeden yine giriyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar trabzanın tepesine bir tane. Şimdi bir zincir aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi buradan giriyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Dolgumuzu yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 Bir zincir arkayı çeviriyorum. Boşluğa giriyorum. Tekrar bir zincir ve dönüyorum. Ördüğüm motifte dolguyu tamamlıyorum. Bir zincir birleştirdik. Bir zincir daha çektik. Döndük. Ve dolguyu yapıyoruz şimdi. 3 4 Bir zincir birleştirdim. Tekrar bir zincir. Köşeye geldim. 1 2 3 4 trabzan. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bu iki motifi birleştirmiştim. Boşluğa batarak birleştirdik. Şimdi üçüncü motifi buraya birleştirirken ne bu boşluğa ne bu boşluğa. İkisine de batmıyoruz tabii ki. Şöyle ortada oluşan yuvaya giriyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Köşeyi tamamlıyoruz. Evet. İki zincir. Şimdi devam ediyorum buraya. Bakın şöyle birleştirmiş olduk. Şimdi burayı öreceğim ve şuradan birleştirip şuraya da bir motif daha sokacağız araya. Şöyle de yapabiliriz, hiç fark etmez. Tabii ördüğünüz şeye göre bu değişecek.
Şimdi buraya kadar geliyorum. Burayı tekrar beraber birleştirelim. Evet, burayı tamamladım. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşede 4 trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Bu motifi alıyorum. Yine bakın ikisinin birleştiği noktanın arasına giriyorum. Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örmeye devam ediyorum. 2. Köşe boşluğunun içine batıyoruz. 3 tane yaptık. Bir tane de trabzanın tepesine. Yine bir zincir. Birleştirdim. Tekrar bir zincir çektim. Döndüm. 1. 2. 3. 4. Bir zincir. Arkayı çeviriyorum. Boşluğa giriyorum. Birleştiriyorum. Bir tane. Evet. İpimi koparıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen burayı düzeltelim. Evet, şuraya bir düğüm attım. Genelde bu ipler de Alize'nin iplerinde çıkmaz ama arkadaşlar böyle düğümler bazen olabiliyor. Evet, şimdi tekrar şunu arkaya getirmeye çalışıyorum. Sonra temizleyeceğiz. Dolguyu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar arkaya çeviriyorum. Sıradaki boşluğa girdim. Birleştirdim. Tekrar bir zincir. Hep aynı şekilde birleştirmesi de çok kolay. Motifin modeli de çok kolay. Çok rahatlıkla üreyen bir model. Evet, bir zincir. Döndük. Tekrar birleştirdik. Bir zincir daha çektik. Döndük. Köşeye geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki köşenin boşluğunun içine giriyorum. Tekrar bir zincir çektim. Döndüm. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine yaptık. 2 zincir tekrar. Bir dolgu daha yapıyoruz. Bu motifi de bitiriyoruz. Evet, burayı da birleştirdim arkadaşlar. Kestim ipimi şimdi. Bakın şu araya geçirmiş olduk motifi. Şimdi bir motif daha yapalım. Bunu tamamlayalım. Şuradan 1, 2, 3 tane köşeden birleştireceğiz. Evet. Hemen diğer motifi de tamamladım. Bakın ilk köşeye geldim. Bir zincir çektim. Buradan başlıyoruz. Şimdi dönerek bütün köşeleri birleştirelim. İlk köşenin içine giriyoruz. Birleştiriyoruz. Yine 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir. Trabzam söküldü. Bir zincir çektim. Bazen hızlı yapıyorum arkadaşlar. Daha yavaş izlemek isterseniz eğer videonun hemen sağ tarafında üstte göreceksiniz ayarlar var. Orayı tıkladığınızda videoyu yavaşlatabiliyorsunuz. Evet, bu arada birleştirdim. İstediğiniz kadar yavaşlatıp ya da hızlandırıp o şekilde izleyebiliyorsunuz. Ayarlardan yapabilirsiniz. Şimdi yine bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Boşluğa girdik, birleştirdik. Tekrar bir zincir. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir, döndük. Aradan girdik. Tekrar bir zincir. Her motifi bu şekilde son sırasını yaparken birleştiriyoruz. Tekrar bir zincir. Şimdi köşeye geldik. 1, 2, 3, 4. Bir zincir. Burada
3 tane motifin birleştiği nokta var. Tam bu ortada oluşan noktaya şöyle ayıralım bakalım. Şurada bir yuva oluşuyor. Buraya giriyoruz, birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekip dönüyoruz. Pardon, aynı boşluğa yine. 1 2 3 4 bir zincir çektim. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde yine boşlukların arasına girerek birleştirmeye devam ediyorum. Evet, sanıyorum anlaşıldı. Birleştirmeyi çok soran arkadaşlar oluyor. O yüzden biraz böyle uzatıyorum aslında. Yani şu şekli gördüğünüzde her tarafını aynı şekilde birleştiriyoruz. O yüzden uzun uzun burayı anlatmaya çalıştım. Devam ediyoruz şimdi. Bir zincir tekrar birleştirdim. Tekrar bir zincir çektim. Döndük. Buradan başladık birleştirmeye. Buradan devam ettik. Şimdi buradan da birleştireceğiz. Böyle geliyoruz ve şurada motifimizi bitiriyoruz. Şimdi biraz ütülediğimizde daha güzel görünecek. Şimdi burayı tamamlayıp dönüyorum. Evet. Diğer parçayı da kenarda birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde bir modelimiz oluyor bakın. Dediğim gibi çok kolay bir motif. Birleştirmesi çok kolay. Örmesi çok zevkli. Umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmenizi bana yazarsanız. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.